Beslenme bozukluğuna bağlı demir eksikliği. Nadir görüyoruz değil mi? Malnutrisyon olması lazım. Afrika'da olabilir mesela. Böyle bir hastada hangisi görülmez demiş. Biz bunu demir eksikliği anemisi olarak algılayabiliriz. Nasıl olduğu önemli değil. İsterse kronik kan kaybıyla oluşsun, isterse demir alımındaki azalmaya bağlı olarak olsun. MCV'de azalma bekler miyiz? Evet. MCH'de azalma bekler miyiz? Evet. Retikülositoz bekler miyiz? Hayır. Neden? Çünkü kemik iliği fabrikasında ham madde yok değil mi? Üretim olmayacaktır. Üretim olmadığı zaman da retikülosit çıkışı olmayacaktır. Retikülositopeni olacaktır. Retikülositozda hemoliz, diğer sebepleri de söyleyeceğim zamanı gelince. Depo demiri azalır mı? Evet, hem de ilk azalan şeydir değil mi normalde demir eksilme sürecinde? İlk önce ferritinde azalmayla başlar olay. Serum demir bağlama kapasitesi artar. Neyi gösteriyor demiştim? Transferrin düzeyini indirek olarak gösteriyor. Bakın, şöyle düşünün arkadaşlar. Şunlar transferinler. Kaç demir bağlar bir transferin? 2 tane demir bağlar değil mi? Kan da seyahat eder. Kemik iliği progenitör hücrelerine götürür. Normalde demir eksikliğinde miktarı artar transferinlerin. Demir bağlama kapasitesi dediğimiz şey de işte bu üzerindeki reseptörlerin sayısı. Yani daha fazla demir bağlama kapasitemiz de artıyor. Demir eksikliğinde o da artıyor. Hem transferin miktarı artıyor, hem de bakın şuradaki reseptörler artıyor. Ama demirle az bağlandığı için bunlar satürasyon düşüyor. Çünkü yeterli demir yok. Transferin satürasyonu dediğimiz bu. Transferin reseptörlerinin kaç tanesinin demirle işgal edilmiş olduğu. Demir olmadığı için transferin satürasyonu düşüyor. Ama bağlama kapasitesi artıyor. Kapasitemiz var ama demir yok. Tamam? Bunu bu şekilde ayırt edelim. Aşağıdaki fizik muayene bulgularından hangisi ventrikülün sistoli sırasında meydana gelir? Yani şöyle seçeneklere baktığım zaman kalp sesleri var. 3. ses, 4. ses, mitral çığma sesi, ejeksiyon sesi, perikardiyal vuru. Hangisi sistolde duyulur diyor. Çok basit değil mi? Ejeksiyon ne demek? Latince'de fırlatmak demek. Fırlatma esnasında duyulan hangi ses tabii ki? Ejeksiyon sesi adı üzerine arkadaşlar. Demek ki ejeksiyon sesi sistolde duyulur. Diğer bütün ek sesler diastolde duyulur. Bakın bit. Bakın hemen şöyle göstereyim. Bakın ejeksiyon sesi sistolde duyuluyor. Diğer bütün ek sesler. S3, S4, perikardiyal vuru, mitral açılma sesi, tümör plop ne dersen de. Diğer bütün ek sesler diastolde duyuluyor arkadaşlar. Diğer bütün ek sesler diastolde duyuluyor. Demek ki ejeksiyon sesi sistolde adından belli. Diğer bütün ek sesler diastolde. Ben şimdi buradan bir soru daha bekliyorum. Kazık bir soru bekliyorum ha. Şimdi dedik ki diğer bütün ek sesler diastolde duyuluyor dedik. Peki bunların sırası var mı? Var. Demek ki ek seslerin duyulma sırası arkadaşlar. Dikkat edin. Önce opening snap. Mitral kapak açılacak. Sonra perikardiyal vuru, sonra S3, en sonda S4. Demek ki ek seslerin duyulma sırası arkadaşlar. Hangisi ilk duyulur? Hangisi en son duyulur? Demek ki ilk duyulan opening snap'miş. Sonra perikardiyal vuru, sonra S3. Demek ki en sonda da S4'ü duyuyoruz. Diyastolde duyulma yerleri. Diyastolde duyulma yerleri. Sıralayın der. Aşağıdaki sesleri diastolde duyulma yerlerine göre sıralayınız diye bir soru gelebilir. İşte ben sana sıraladım. Opening snap. Ne ile eşdeğerdi? Tümör plopla eşdeğerdi. Opening snap, perikardiyal vuru, S3, S4. Cushing sendromu tanısı konulabilmesi için aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır? Cushing sendromu tanısı için bana bir söyleyin bakalım. 4 tane tarama testim vardı. Neydi onlar? 1. Düşük doz deksametazon süpresyon testi. Düşük doz deksametazon süpresyon testi. Başka? 24 saatlik idrarda serbest kortizol düzeyi. Bunu da istiyorum. Başka? Gece yarısı tükürük kortizolü. Bunu isteyebilirim. Ya da gece yarısı serum kortizolü. Hatırlayalım. Bu 4 testten 2 tanesi pozitifse ben ne diyordum? Cushing sendromu tanısını koyuyorum. Demek ki şıklarda hangisi var? Düşük doz deksametazon süpresyon testi değerli arkadaşlar. Bakın bunlardan herhangi birisinin varlığı bana Cushing sendromu tanısını koydurur.